TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, terör olaylarından dolayı zor zamanlar yaşayan esnafı terör örgütünün insafına bırakmayacaklarını söyledi. İkinci bölümümüz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, esnafı ve ticaret erbabını ayakta tutmak adına AK Parti'nin kurulduğundan bu yana çok ciddi çalışmalar yaptığını belirtti. Biz esnafı ayakta tutmak adına, ticaret erbabını ayakta tutmak adına gerçekten AK Parti'nin kurulduğundan bu yana çok ciddi çalışmalar yaptık. Bunların tamamını saymaya kalksak zaman yetmez. Ama 1 Kasım'dan önce gerek esnafımıza, gerek çiftçimize, gerek sanayimize ne vaat etmişsek Allah'a hamdolsun 1 Kasım'dan sonra bunların tamamını gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bakan Tüfekçi, Türkiye olarak nasıl üretiriz, kalkınırız ve üretileni nasıl pazarlarız onun düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Biz nasıl üretiriz, nasıl kalkınırız, ürettiğimizi nasıl pazarlarız onu düşünmemiz lazım. Biz esnafımızın üzerindeki bürokratik işlemleri, kırtasiyeciliği nasıl azaltırız onu düşünmemiz lazım. Biz esnafın esnaf olarak sadece kalsın istemiyoruz. Esnafımızı büyütelim. Esnafımızı tüccar yapalım. Tüccar esnafımızı sanayici yapalım. Sanayicimizi ihracatçı yapalım. Ancak o zaman kalkınırız. Esnaf kayıt olduğu şekilde terzi olarak kalmasın, terzi olarak hayatını kaybetmesin. Terzi olarak başlasın, tüccar terzi olarak devam etsin, konfeksiyoncu olarak büyüsün istiyoruz. Doğudaki terör olaylarından dolayı esnafın yaşadığı sıkıntılara da değinen Tüfekçi, esnafın başta prim ve SSK borçları olmak üzere bunların kredilerini faizsiz olarak erteleyeceklerini belirtti. Yanı başımızda bir yangın var ve bu yangını söndürmek için çaba sarf ettiren bir hükümet var. Orada biraz önce ifade ettiğim gibi iş yerini açamayan, hayatını idame ettirmesi gereken ama bu arada da sadece evini, barkını değil, iş yerini de kaybeden esnaf kardeşlerimiz var, tüccar kardeşlerimiz var. Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden başka bizzatıya etkilenen hiçbir esnafımızı, tacirimizi, insanımızı o insafsız terör örgütünün insafına bırakmayacağız. Bütün esnaflarımızı tekrardan yaşam mücadelesinde tutunabilmesi için hem kentsel dönüşümle beraber dükkanlarını yenileyeceğiz. Aynı zamanda da esnafımızın tekrardan tekerini döndürebilmesi için kaynaklar üreteceğiz. Elbette ki bundan etkilenen diğer çevre illerimizin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Perakendeciliği de değinen Bakan Tüfekçi, madem alışveriş merkezleri esnafın gelişimine engel, bu alışveriş merkezinde belli bir oranda esnafa yer verecek diyerek bilgiler aktardı. Biz daha önce perakendecilikle ilgili yasayı çıkartmıştık. Ancak bu noktada perakendeciliğin düzenlenmesiyle ilgili yönetmeliği çıkarttık. O yönetmelikte önemli bir düzenleme getirdik. Dedik ki madem alışveriş merkezleri esnafın gelişimine engel, esnaf öyle görüyor, esasında engel olmaması lazım ama bu alışveriş merkezlerinde belli bir oranda esnafa yer verecek. Ve bunun düzenlemesini çıkardı. O da yetmez dedik, özellikle küçük esnafın kaybolmaya yüzü tutmuş mesleklerin de orada yer alması gerektiğini, kirasının da 1/4 oranında olması gerektiğini ifade ettik. Ve bunun da düzenlemesini yaptık. İkinci bölümümüz ilet. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Arguvan ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Şahin, Alevi de bizim kardeşimiz, Sunni de, Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de bizim kardeşimiz dedi.
Beraberinde partililerle birlikte Arguvan'da AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen milletvekili Mustafa Şahin, fırsat buldukça halkın yanında olup sıkıntıları dinlediklerini söyledi. Amaçlarımız tabii şu anda biz normalde siyasilerin özellikle görüldüğü dönemler hep seçim dönemleri olmuştu. Ama biz hamdolsun şu an hep söylediğimiz gibi siyasetin de genlerini değiştik diye söylüyoruz. Siyasetçilerin de tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belki ilk kez AK Parti dönemlerinde çok daha o mevcut bir statüko vardı. Bir statükodan yana bir tavır sergileyerek siyaset yapmaya çalışan siyasi partilere de örnek olması açısından 13-14 yıldır sahada her zaman için olmaya gayret gösterdik. Seçimler ise elbette ki normal şartları içerisinde değerlendirilir. O günün şartlarını da bizler buralara gelip sizlerle yine beraber oluyorduk. Ama biz hiçbir zaman için sırf sandıkta daha başarılı olalım diye değil, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenelim, onların sıkıntılarını giderelim diye milletvekilliğine talip olmuşuz, iktidara talip olmuşuz. Yani siyasi partilerin de özünde var olan şey nedir, gerçek nedir? İnsanlara hizmet etmek için bir siyasi oluşum oluşur. O siyasi oluşum, o yapı içerisinde kendi planlarını, projelerini, programlarını anlatırlar. Ondan sonra inandırıcı bulunmuş ise bulundukları nispette de vatandaşlarımız bunlara destek verirler. Ama hamdolsun bize 13-14 yıldır 10 seçim, 11 seçim, 12 seçim geride bıraktık. Hep de o desteklerinizi artırarak verdiniz. Şahin, partilerin oluşum amaçlarının insanlara hizmet etmek olduğunu dile getirerek muhalefet partilerinde birçok sıkıntı ve sancılı süreçlerin yaşandığına dikkat çekti. İşte şu anda görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde, yine HDP denilen diğer bir oluşum içerisinde birçok sıkıntılı ve sancılı anlar yaşıyorlar. Niye yaşıyorlar? Parti içi iktidar mücadelesi veriyorlar ama bizim kendi siyasi partimize hiçbir zaman için parti içi iktidar mücadelesi verecek kadar küçülmedik ve sığ da düşünmedik. Ama bu ülkede yapılmış olan bir Aksaray diye bugün ifade edilen Cumhurbaşkanlığı köşkünün, sarayının olmuş olduğu yeri sanki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi evlatları için yapmış gibi, kendilerinden sonra mirasçılarına bırakacakmış gibi bir algı içerisindeler. Eğer gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa, o cesaretiniz varsa gidersiniz aslanlar gibi, sizler de bundan sonraki seçimlerde ortaya çıkarsınız ve ondan sonra başkanlıksa başkanlık, cumhurbaşkanlıksa cumhurbaşkanlığı noktasında milletin teveccühüne mazhar olursunuz, siz orada oturursunuz. Muhalefetin her yasada olduğu gibi Büyükşehirler yasasında da ayrı tavır sergilediğini aktaran milletvekili Şahin, Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de, Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de bizim kardeşimiz dedi. Biz Büyükşehir'i özellikle milletimize daha iyi hizmet etsin diye Malatya'yı Büyükşehir'e ulaştırdığımız zaman nasıl ki direnç gösteriyorlarsa bugün yapılan her böyle reformsal değişikliklere de karşı çıkıyorlar. Onlar elbette ki kendi çaplarını, kendi kapasitelerini, kendi kariyerlerinin gereğini yapıyorlar. Biz bu ülkede birlik ve beraberlik dedikçe, kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor. Yani Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de bizim kardeşimiz, Kürt'ü de bizim kardeşimiz, Türk'ü de bizim kardeşimiz, Laz'ı, Çerkez'i de bizim kardeşimiz. Batagazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Gençlerle Hasbihal etkinliğine konuk oldu. Başkan Gürkan, gençlere bazı nasihatlerde bulunurken terörle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Birlik Vakfı Malatya Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ülkemizin bazı illerinde yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek, Türkiye açıldı, büyük devletlerin işlerine gelmedi, şanlı geçmişi olan milleti tekrar diz çöktürmek istiyorlar dedi. Bu memlekette biz nezaketi ve nezareti ve kucaklama olgusu. Yani şunun bunun şeyle, ne zaman bu millet başını kaldırmış, hemen buna benzer şeyler çıkartmışlar. İşte Türkiye açıldı, işlerine gelmedi. Büyük devlet geçmiş olan bir milleti tekrar geri diz çökertmek istiyorlar. Cenab-ı Allah inşallah bunlara da müsaade etmeyecek. Şu anda da hükümetimizde, devletimizde, devletimizin organları da bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Oradaki hadise de hiç kimse yese düşürmesin. Orada sivil ve terörist ayrımı yapıyor. Kaldı ki aynen IŞİD'in şeyi gibi
oluşumu gibi şu anda Sur'da olsun, Cizre'de olsun, Silvan'da olsun, orada Sırplardan tut, Ruslardan tut, Ermenilerden tut, farklı milletlerden gelip orada bu memleketin birlik ve beraberliğine kurşun sıkan insanlar var. Ve bizim silahlı kuvvetlerde olmayan, denenmemiş silahlar orada deneniyor. Dolayısıyla biz toplum olarak çok uyanık olacağız. Milli birliğimizi, beraberimizi bozmayacağız. Birbirimizi seveceğiz, birbirimize güveneceğiz. Ve bizim insanımızın ötekileştirilmesi veyahut da yitilmesi, dışlanması diye bir şey olamaz. Şimdi insanlar gençliklerinde başka mecralara da gidebilir. Yanlış çevrenin neticesinde yanlış bir yere de gidebiliriz. Biz onları dışlamayacağız. Onları Mevlana ruhu içerisinde kucaklayacağız ve onlarla bütün olacağız. Çünkü biz aynı coğrafyada, aynı havayı terneps ediyoruz, aynı kıbleye dönmüşüz ve aynı Allah'a inanıyoruz ve aynı kitaba inanıyoruz. Dolayısıyla bizim %99 birlikteliğimiz olduğumuz şeyde %1, %2... Gençlere de bazı nasihatlarda bulunan Başkan Gürkan, başarılı insanların önünde engel diye bir şey duramaz. Başarılı insanlar o engelleri bir merdiven misali basamak olarak görürler diye konuştu. O zaman zaten başarılı olamazsınız. Yani her zaman en yakın şeyinizde de zaman zaman engel görebilirsiniz. Ama siz o engelleri bir merdiven basamağı olarak göreceksiniz. Gidip o engelin altına sızıp sünüp kalmak yerine o engelin üstüne çıkalım. Önümüze gelen bir engele bir engel daha merdiven basamağı gibi her engelsiz bir yükseltmesi lazım. Eğer engelin altına sünüp kaldığınız zaman olmaz. Ha burada da temel argümana gideceksiniz. Enaniyet bazını zihninizde çıkaracaksınız. O zaman olmayacak işler ola. Siz Cenab-ı Allah'a yalvarasınız. Allah o işleri yapa, siz seyredesiniz olur. Arkadaşlarımıza verdiğim örnek de şu, bize işte 4K'da oturduğun telis silkeden tekrar oraya konulacak şekilde. Şimdi sizleri Dilek Mahallesi'ne götüreceğiz. Dilek Mahallesi'nde bir grup vatandaş verilen otobüslerin yetersiz olmasını protesto etti. Dilek Mahallesi'nde bir grup vatandaş verilen otobüslerin yetersiz olmasını protesto etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi meydanında toplanan grup adına konuşan Abdullah Yiğit, otobüslerin ihaleye verilmesiyle sıkıntıların çözümü yerine iyice kötüye gittiğini ileri sürdü. Otobüs sorununun yanı sıra yol sorunu da yaşadıklarını aktaran Yiğit, otobüslerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşların zorluklar yaşadıklarına dikkat çekti. Otobüslerin ihaleye verilmesiyle çektiği sıkıntılar artmıştır. Yıllardır mevcudun iyileşmesini beklerken kötüye dönülmüştür. Beldemizin sorunları onlarca yıldır birikmiş. Yeni gelen Büyükşehir Belediyeciliğinde beldemize herhangi bir iyileştirmesi olmamış. Yaptığı yol yarıda kalmış. Özellikle mahalle yollarımız çamur veya zemini delik deşiktir. Yetkililer beldemizi görmemekte, sesimizi duymamaktadırlar. Otobüsler yetersiz, insanlar kadın erkek balık istifi gibi taşınmakta, hiçbir alaki veya insani ortam bulunmamaktadır. Otobüs saatleri yeterli olmamakla birlikte insanlar yollarda beklemektedir. Yollarımız çok bozuk ve dar olup yolda yürüme güvenliği yoktur. Duraklar yağmurdan korunaksızdır. Yollarda aydınlatma yeterli olmayıp özellikle gece okuldan dönen çocukların yol güvenliği sorunu vardır. Bu belirttiğim sorunlarımız şimdiki ve birikmiş olan sorunlarımızdır. Belediyemizin ve valiliğimizin bunları dikkate alacağını ümit ediyor. Acilen beldemiz sorunlarının giderilmesini rica ediyoruz. Sıkıntı her türlü araçlar. MOTAŞ'ı, MOTAŞ yeterli gelmediği halde tuttura bir küçük arabaları getirdiler. Hep böyle aileler iç içe, kucak kucağa gidiyor. Yani bunu ne kendiler kabul ediyorsa biz de edelim. Ve iki gün gelsin kendi aileleri burada bu araçlara binsinler. Ona göre biz de diyelim ki böyle. Yani gitmek istemiyor halk. Kendi özel arabasıyla gidiyor. Yoksa MOTAŞ yeterli gelmiyordu. Dilek 10 bin haralık bir belde. Bir mahalle oldu. Yani bunun bir an önce büyüklerimizle giderilmesini istiyoruz. Otobüsler. Anlaşmayı 9 metre otobüse bağladılar. Adamların otobüsleri aldı, otobüs 6 metrelik otobüs. 25 kişi alacak otobüse 60 kişi 70 kişi sığdırıyorlar. Balık istifine otobüs çarşıya gidiyor. 60 kişi 70 kişi bir arabaya bindiriyor. Yani bu insanlığa sıkan bir şeyse
uygulasınlar. Hani bu vatandaşı bu kadar eziyet etmenin ne anlamı var? Muhtarlara araba satıyor. Muhtar da hiç ilgilenmiyor. Yani bunun sonu nereye gidecek? Biz de burada vatandaş olarak mağdur durumdayız. İyi tarım uygulaması için kayıtlar sürüyor. Yeşil Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, iyi tarım uygulaması ile elde edilen kaliteli ve sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. 3 yıldır Malatya'da süren iyi tarım uygulamasında bu yıl içinde kayıtlar sürüyor. Yeşil Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, iyi tarım uygulamasındaki amacın daha güvenli ve sağlıklı gıda anlamına geldiğini belirtti. 3 yıldır Malatya'da iyi tarım uygulamaları yapılmaktadır. İyi tarım demek güvenli, sağlıklı gıda demektir. Bunu iyi tarımı yapmaktaki amaç en başta üreticinin sağlığını korumaktır. Çünkü ne kadar iyi tarıma önem verirsek sağlık giderlerini minimum duruma indiririz. Çünkü sağlıklı besin insan hayatı için çok önem kazanıyor. Bugün Türkiye'de ve dünyada kansere masraf edilenler iyi tarım uygulamalarında veya buna benzer organik tarımların uygulanmasına bunlardaki desteklerin artırılmasıyla insana sağlıklı, güvenli, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıdalar sunmuş olacağız. Bundan dolayı ki yani Malatya'da en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri de Malatya'da kayısı ürünlerinin %70-%80'e yakın bir iyi tarım uygulaması yapılmaktadır. Hiçbir vitrinde, Malatya esnafının hiçbir vitrininde bu ürün iyi tarım uygulanabilir bir bahçenin ürünüdür diye hiçbir emare görmedik. Bundan da biz üreticiler olarak bundan sıkıntı duymaktayız. Çünkü biz taşın altına elimizi koyduğumuz halde tüketici olan insanlarımız bunu bilinçlenip kendi sağlığını korumak için bunu arayıcı seçici bir şekilde esnaflardan sormuyorlar. Şimdi bunu yani kamuoyunda bilgilendiriyoruz ki kamuoyundaki çiftçiler, tüketicilerimiz bunları duydukça gittiklerindeki herhangi bir esnaftan alışveriş ettiğinde bu iyi tarım uygulamasının ürünü müdür diye sormaları için bunları kamuoyuna intikal ettiriyoruz. Bu yılda inşallah tekrar iyi tarım uygulamalarını başladık. Çiftçilerimizin tekrar bizlere müracaat ederek grup sözleşmelerini yapmalarını için çağrıda bulunacağız. Bugünden itibaren kayıtları almaya başlayacağız. İyi tarım uygulaması nasıl yapıyor yani? Şimdi iyi tarım uygulaması bir toprak tahlilini yaptırıyoruz. Yani ondan sonra çevre düzenlemesi yapılıyor. Bahçede çöp bidonundan tut da el yıkama, lavabo, tuvaletinden beri mecbur tutuyoruz. İkinci bir olay, yani kayısı üretimi yapıldıktan sonra tüketiciye sunmadan iyi kalıntı analizi yaptırıyoruz. Bu kalıntı analizinde aranan standartlar, ilaç kalıntısı, gübre kalıntısı, bu gibi kalıntıların olmaması şartı konuyor. Eğer bunların meyvelerimizde herhangi bir kalıntı çıktığında bu iyi tarım uygulamasının dışında bırakıyoruz. Bu şekilde ürün tüketici daha kaliteli, daha sağlıklı, daha temiz, yani güvenilir, sofrada rahatlıkla yiyebileceği ürünler elde etmiş oluyoruz. Zaten bunun devlet dönüm başına 50 lira destek vererek yani sağlığa ne kadar önem verdiğini devlet... Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesinde Esad rejimine ve Rusya'ya karşı büyük bir savaş veren Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyası devam ediyor. Bu anlamda Bayır Bucak Türkmenleri ve Suriyeli savaş mağdurlarına Beşir Derneği Malatya Temsilciliği tarafından bir yardım tırı gönderildi. Bayır Bucak Türkmenlerinin ve Suriyeli savaş mağdurlarına Beşir Derneği Malatya Temsilciliği tarafından bir yardım tırı gönderildi. Beşir Dernek Başkanı Vahap Yiğit yardım tırı yola çıkmadan önce bir konuşma yaparak, "Biz veren elle alan el arasında bir aracı kuruluşuz. Emeği geçen hayırsever iş adamlarına ve Malatyalılara teşekkür ediyoruz." dedi. Malatya Beşir Derneği paylaşım noktası olarak Bayır Bucak Türkmenlerine ve Suriyeli kardeşlerimize inşallah bir tır un ve yanında da battaniye yolluyoruz. Semerkant Vakfı ve Tümsiyat İş Adamları Derneği ve Malatya halkının, esnaflarının, iş adamlarının yardımlarıyla biz bunları yolluyoruz. Biz bir aracı kuruluşuz. Veren elle alan el arasında biz aracıyız.
bir hayra vesile olmak için bu yola çıktık. Malatya halkı daha önceden sivil toplum örgütleri, Suriye'deki kardeşlerimize, Bayırbucak Türkmen'deki kardeşlerimize yardımlarını yolladılar. Biz de bir tır yardım yapmayı düşündük. İnşallah Malatya halkı da bize yardımcı oldu. Bir hafta içinde bunu toparladık. İnşallah tırımız Kilis'te bulunan ekmek fırınımıza gidecek unlar. Orada günde biz 30 bin tane ekmek çıkarıyoruz. Buradaki kardeşlerimize inşallah bu ekmekler dağıtılıyor her gün. Malatya halkına teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Sayın Başkanım, tırda sadece un mu var? Aynı zamanda içinde 111 tane battaniye var. Çocukların giyim eşyası var. Çorap var. Ayakkabı var tırın içinde şu an. Şu an toplayabildiklerimiz bunlar inşallah. Teşekkür ediyorum tekrar. Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, ülke ekonomisinin gelişmesi adına küçükbaş hayvan eti tüketiminin artırılması gerektiğini savundu. Küçükbaş hayvan etinin daha organik ve insan sağlığına daha faydalı olduğunu söyleyen Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Malatya'da küçükbaş hayvan etinin tüketilmesini artırmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmalarımız neticesinde de %25 gibi bir hayvan satışında, küçükbaş hayvan satışında özellikle kurbanda artış olmuştu. Bununla alakalı tabii stand açtık. Standta yaklaşık 1250 civarında tüketiciyle birebir anket yaptık. Bu anketlerimizin sonucunda özellikle küçükbaş hayvan etinin neden tüketilmediği ile alakalı 3 tane ön plana çıkan soru var. Bunlardan bir tanesi etin yağlı olması. Bir diğeri kokuyor şeyi ve bir diğeri de genel anlamda evde hanım küçükbaş değil büyükbaş hayvan eti istedi şeklinde bu anket sonuçlarımızda özellikle yüzdelere baktığımız zaman genel anlamda yüzdelerimizdeki bu soru işaretlerinin giderilmesi noktasında biz tekrardan bir çalışma daha yapacağız. Bu etlerimizin daha organik, daha doğal, bin bir çeşit ot hayvanın yemesiyle insan sağlığına ne gibi getirileri var, ne gibi faydaları var? Bunların teknik çalışmaları, pratik anlamda uygulamalarıyla birlikte inşallah kamuoyunu daha da aydınlatıcı şeyler yapacağız. Ama biz bakıyoruz ki özellikle iyi bir noktadayız. Stand açtığımızda da zaten yaklaşık 10 gibi sürede bazı şeyleri insanların, tüketicilerin eksik bildiği ile alakalı veyahut fısıldık hastasıyla birbirine yaymadan dolayı bu küçükbaş hayvan etinin tüketiminin az olmasından ama şu an gerek Türkiye genelinde gerek de Malatya'da küçükbaş hayvan etiyle alakalı büyük bir organize çalışma devam ediyor. Bu noktada da inşallah et üretimimiz hem arttırma taraftarıyız hem de tüketim anlamında da tüketimi de inşallah küçükbaş hayvan etinin tüketiminin faydalarını daha fazla anlatarak, daha fazla kamuoyuyla paylaşarak, birebir bunların tattırımını yaparak inşallah daha iyi neticeler alacağımızı biliyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek. Ben hem Malatya'mız için hem de Türkiye'miz için aile işletmeleri için en önemli olduğunu da bildiğimiz için küçükbaş hayvan etinin. Çünkü kırsalda yaşayan insanlar daha çok küçükbaş hayvan işiyle uğraştığından dolayı hem... Değerli izleyenlerimiz, şimdi de sizleri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Faaliyetlerine götüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Faaliyetleri çerçevesinde 1 Şubat Evi adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Yurt genelinde gösterilen ve büyük beğeni toplayan oyun Malatyalı seyircilerin de takdirini topladı. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal salonunda sahnelenen 1 Şubat Evi oyunu Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kurum kuruluş temsilcileriyle kalabalık vatandaş topluluğu tarafından izlendi. 1 Şubat Evi, tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecine 19. yıl dönümünde kara komedi olarak başarılı bir şekilde sahneliyor. Yakup Er'in yazıp yönettiği oyunda 28 Şubat'ın acı gerçekleri anlatılırken, oyun 28 Şubat sürecinde bir İmam Hatip Lisesi müdürünün ailece yaşadıkları üzerinden
O dönemde yaşanan hukuksuzluklar, trajediler çarpıcı bir şekilde ortaya konuluyor. Zehra, ben çıkıyorum. Kahvaltı yapmayacak mısın? Gazeteciler gelecek ki bugün bekletmeyelim, ayıp olur. Hem Ali Osman da bayağı geç kaldı ha. Ali Osman'ın kendisi durana kadar böyle iyisi bir kahvaltı yapayım. Selam abi, baba. Hazırlandı mı abi? Hazırlandı. Bir heyecanlı bir soru. Ya heyecan olacak tabii. Hem meşhur olacak adam, televizyona çıkacak. Kimin emistesi kardeşim? Kimin müdürü? Evet abi. Var ya, İmam Hatip'ten ÖSS'lerinizi çıkarmak kolay mı kardeşim? Kimler gelecekmiş törene? İlçe Milli Eğitim Müdürü gelecek. İl Milli... Bu ne bu? Bu Calay ne yapıyor burada? Uyuyor mu? Lan yaptı. Lan oğlum böyle bir durumda uyunur mu lan? Anne iki. Anne iki mi? Beni ikinci annem mi yaptın lan? Kalk oğlum kalk. Anne bir. He şimdi terbiye ettim birinci annem. Kalk oğlum Allah'ını seversen ya. Of ne vuruyorsun dayı ya? Bak şu yüzünü başını yıka, üstün başını bir değiş. Hadi oğlum bu gün önemli bir gün. Haklısın. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda spor diyoruz. Ligin 20. haftasında Aliman Yeni Malatya Spor deplasmanda Multigrup Alanya Spor'a 2-0 mağlup oldu ve lige hazır olmadığının sinyallerini verdi. Ligin 20. haftasında Multigrup Alanya Spor sahasında Aliman Yeni Malatya Spor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Multigrup Alanya Spor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi. Yine farklı davet edildi. Önemli olan buradan iyi oyunla, iyi mücadeleyle 3 puan almaktı. Hedefimizi sağlık evin adına devam ediyoruz. Bu 3 puanlı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Başkanımız öğrencisi kurumlarına armağan etmek istiyoruz. Dolayısıyla hedefimize sağlık evin adına gittiğimiz düşüncesi ve inancı içerisinde oyuncularımız ayrıca tutuyorum. Hakikaten iyi mücadeleyle, iyi niyetli mücadeleyle bir oyuncularla çalışıyorum. Bu da zaten bize başarı getiriyor. Bundan sonra daha başarılı olabilmemiz adına ve bu 3 puanın değeri olması adına deplasmanlardan da iyi yöneticilerle dönmek gerekir. İnanıyorum ki bunu da yaparız. Aliman Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü İrfan Buz ise ilk 12 dakikada yedikleri 2 golle maçı 2-0 kaybettiklerini söyledi. Çok boş kaldı. Orada ortasını yaptıktan sonra Ali'ler
geri dönmek kolay değil. Ancak futbolcularımıza tabii toparlama açısından da bunu söyledik. Sebep ikinci devre oyuna daha iyi hakim olabildik. İstediğimiz gibi aslında ikinci devrede oynadık. Zaman zaman pozisyonlarımız oldu ama maalesef yetmedi. 2-0 mağlup olduk. Bizim için tabii önemli olan şimdi önümüzdeki hafta Karabük maçı kendi sahamızda oynuyoruz. Karabük maçı orada 3 puan çıkarmak istiyoruz. Aşağılardayız. Orada bir savaşın içerisine girdik tabii ki. Ve seyircilerimizin desteğiyle birlikte kendi sahamızda 3 puan almak istiyoruz. Evet, ligin ilk yarısındaki Yeni Malatya Spor çok daha farklıydı. Transferlerle beraber bizlere çok farklı bir Yeni Malatya Spor izleyeceğimizi söyleyen yönetim gerçekten sözünde oldukça haklı çıktı. Malatyalı çok farklı bir Yeni Malatya Spor izliyor. Değerli izleyenlerimiz, bir bültenimizin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar.